Bugünkü sunumumuzu Gökben hocamızdan dinliyoruz. Precision Psychiatry kitabından. Günaydın hocalarım. Precision Psychiatry kitabını Nezih hocamızın önerisiyle birlikte okuyalım bölüm bölüm demiştik. Kitaba bugün başlıyoruz. Zaten hocamız göndermişti tam metin halini. Eğer elinde olmayanlar varsa tekrar gönderebiliriz. Açıkçası benim hem Precision Psychiatry adıyla yabancı olduğum bir kavram ama okuduğum zaman içerik olarak çok iyi bildiğimiz bir kavram. Kitabın geneli Stanford Üniversitesi'nde bir araştırmacı grup bir patent almışlar bir modelle ilişkili. Aslında onu sundukları bir kitap, onu anlatıyorlar. Onun için giriş bölümünün önemli olduğunu düşünüyorum. Precision Psychiatry'yi de yani nasıl çevireceğimi tam bilemedim. Hassas tıp olarak kullandım. Belki kişiye özel tıp ama hani biraz arasında ufak tefek fark da var. Onun için hani ben hassas tıp dedim ama sizlerin bir değişiklik önerisi olursa onu kullanırız. Şimdi kitabın içinde benim bugün size anlatacağım bölüm, birinci bölüm devrelerin ya da ağların, şebekelerin nöro görüntülemesi, bunun nasıl kullanılacağıyla ilişkili bir genel giriş bölümü, ana kavramların verildiği, sunulduğu bir giriş bölümü. Sonrasında TMS oldukça önemli kendi modelleri için TMS'nin kullanımı, bipolar bozukluğun nöral mekanizmaları, keza sonrasında nörokognisyon, nörofizyoloji ve davranışla ilişkili birbirinden farklı psikiyatrik hastalıkların gözden geçirildiği bir dönem. Kan biomarkerleri, kanda çalışılacak biomarkerler, bazı majör depresyonda ya da PTSD'de, travma sonrası stres bozukluğunda kullanılan çeşitli biomarkerler ve translasyonel tıptan bahsediyor genel olarak. Ve en sonunda da ilerleyen haftalarda hep birlikte dinleyeceğiz. Bununla ilişkili yani hassas tıptan kişiye özel tıbba nasıl ilerleyebileceğimizle ilgili çeşitli hem hesaplamalı modeller hem klinik modeller sunuyorlar. Şimdi şu soldakiler aslında kendi modelleriyle ilgili, yani tanımladıkları 6 tane şebeke var. Yani bu şebekeler üzerinden, beyindeki çeşitli şebekeler üzerinden hangi şebekenin nasıl çalıştığına göre kişileri gruplara ayırıyor. Daha çok ondan bahsedeceğiz bugün. Giriş bölümünde diyor ki hassas psikiyatri, yani precision medicine ya da precision psychiatry'nin ana vizyonu tedaviyi her bir hasta için optimize etmek ve aslında endikasyondan bağımsız, endikasyonu olmayabilir bazı kullanılan şeylerin ya da endikasyon gözetmeden güvenli tedavi seçim algoritmaları oluşturmak. İki tane de klinik örnek veriyor ve bireyi en iyi tedavi seçeneğiyle eşleştirmek ana amacımız. Ama bunun yanı sıra Nevzat hocamız da diyor ya, en şey hani hastayı tedavisiz bırakmak işte şeydir diye. Nasıldı hocam o sözünüz? Hastayı tedavisiz bırakmanın da verilecek en büyük zararlardan biri. Zararlardan biri hastayı tedavisiz bırakmak. Bir yandan da siz etkisiz bir tedavi kullandığınızda da aslında hastaya zarar vermiş oluyorsunuz. O kaybettiğiniz vakit erken tanı önemlidir. Erken tanı koydunuz ama siz erken biçimde etkili tedaviye başlamadığınızda bu da hastayı tedavisiz bırakmanın bir yoludur diyor. Aslında bu şey eskiden psikiyatrinin içinde çok kabul görmüyordu. Bu nasıl yapılacak psikiyatri deniyordu ama çağdaş nörobilim artık umut vaat ediyor. Nörobilimi kullanarak hastalar için uygun tedavileri seçebiliriz. Ve bizim şu anki mevcut tedavi seçimimiz deneme yanılma yöntemi. Yani şeylere baktığımız zaman, ana tedavi kılavuzlarına baktığımız zaman da hani birinci ilaç işte depresyon için SSRI kullanın, ikinci ilaç farklı SSRI'ye geçin, üçüncü ilaç şu güçlendirme tedavileri. Hastanın kendi belirtisiyle ya da nöro görüntüleme bulgularıyla başka biyomarkerleri ile ilgili herhangi bir şey söylemiyor bunlar. Ve denenen başarısız olan tedavi sayısı ne kadar fazlaysa araştırmalar gösteriyor ki sonraki tedavi işe yarama olasılığı da o kadar az. Ha, bununla ilgili bir tartışma var. Yani geçmiş başarısız tedaviler acaba sonraki tedavilere direnç mi geliştiriyor? Yoksa bunlar zaten baştan dirençli de onun için hani bir tedavide başarısızsınız, ikincide de başarısız olma olasılığınız, üçüncüde de başarısız olma olasılığınız daha fazla. Bu da tartışmalı ama doğru tedaviyi en erken zamanda almak
oldukça önemli ve yanlış tedaviye maruz kalmak zaman içinde tedavi direncini geliştirebilir. Ben slaytlar çok karışık olmasın diye hemen hemen her cümlenin yanında kitapta bir referans var. Yani mesela şu yanlış tedaviye maruz kalmanın zaman içinde tedavi direncini geliştirmesiyle ilgili buradan kaldırdım ama kitabın içinde bunları bulabiliriz. Şimdi bir yandan da bizim klinikte sıkça rastladığımız bir durumdan bahsediyor. Ya biz hastalara yani ilk ilaç tedavisine cevap işte %60-70'tir gibi bir şey söylediğimizde bu hasta için acaba ben %30'luk grupta mıyım, %40'lık grupta mıyım? Böyle bir şey yaratıyor. Halbuki günümüzde modern tıbbın içinde hastanın bilmek istediği şey bende yüzde kaç etkili değil, bende hangi tedavi etkili, hangi tedavi benim için iyi sonuç verir? Bunu bilmek istiyor hastalar çok haklı olarak diyor. Ve hassas psikiyatrinin ana amacı hastalık riskini inceleyelim, semptomların şiddetini inceleyelim ve kişinin özel heterojenitenin içinde yani heterojen bir grup yaşıyoruz işte depresyon diyoruz ama birbirinden farklı yani yüzlerce binlerce çeşit depresyon olabilir. Bu heterojeniteyi belirleyen moderatörleri inceleyelim. Bu sendromun gelişmesine hangi moleküler, hangi gelişimsel, hangi kimyasal, yapısal, çevresel faktörler etki ediyor ve bunlar en sonunda nörobiyolojiyi nasıl etkiliyor ya da bizim biomarker olarak ölçebileceğimiz kan değerlerini ya da klinik değerleri nasıl etkiliyor bunları hesaplayabilir miyiz diyor. Bunun için de aslında artık günümüzde büyük kohortlar var, hastalar, hasta aileleri var, onların belirti kümeleri var, onların bazı nöro görüntüleme sonuçları var, bir yandan da tedaviye cevapları var. Bunları bir araya getirerek bir fenotipleme yapabilir miyiz? Dışarıdan da hayvan modellerinde temel ve translasyonel çalışmalarda bizim bulgularımızı destekleyebilir, artık bunu yapacak bir çağdayız diyor. Depresyon örneğini anlatmış ilk bölümde. Yani diyor en başta işte zaten elinizde BDT ve antidepresan vardı. Klonpremin vardı. Onu veriyordunuz ya da onu veriyordunuz ya da birlikte veriyordunuz. Sonra postmortem çalışmalar başladı. Oradan ufak tefek bilgiler geldi. Sonrasında PET ve fonksiyonel nöro görüntüleme çalışmalarıyla birlikte istirahat kan akışını ölçmeye başladınız. Metabolizma çalışmaları yapıldı. Bir yandan nöroloji kanadından güzel bir destek geldi. İnme, Parkinson, Huntington hastalığı olanlarda bunların depresyonu olanlar ve olmayanlar bunların postmortem çalışmaları ve aslında benzer bir bu hastalık grubunda benzer bir limbik frontal anomali olduğu da dikkat çekti ve sonrasında depresyon hastalarında yaygın frontal bir anomali olduğu anlaşıldı. Sonrasında retrospektif olarak bakıp ilaca yanıt verenler, yanıt vermeyenler, bunların nöro görüntülemeleri incelendi ve anterior singulatta bir metabolizma bozukluğunun farkı olduğu, yani anterior singulat metabolizması daha bozuksa ilaca yanıtın daha az olduğu, daha normal çalışıyorsa daha iyi olduğu anlaşıldı. Ve sonrasında da böyle bir metabolik yani anterior singulattaki bir metabolizma aktivite bozukluğunun zor hastalık seyri için bir risk faktörü olabileceği, daha tedaviye başlamadan da tedaviye direnci öngörülebileceği anlaşıldı. Bunun gibi bu neden diğer hastalıklarda da kullanılmasın diyor. Keza sonrasında birinci basamak yani ilk seçim antidepresana yanıt verenler de yanıt vermeyenlerin farkına bakıldı. Tedavi özgü devre alt tipleri tanımlandı. Birazdan örnek veriyor. Sertralinden kimler daha fazla görür? Hangi şebeke daha fazla görür? Ya da TMS'den hangi şebeke bozukluğu olanlar daha fazla fayda görür? Bunlar yavaş yavaş tanımlanmaya başladı. Ve bir yandan da görüntüleme tabanlı iki farklı biyotip tanımlandı bunun sonucunda ama şimdi bizim sunduğumuz model diyor daha fazla biyotip tanımlıyoruz. Ve aslında bunların yapılmasıyla birlikte de TMS ya da derin beyin stimülasyonu gibi ilaç dışında tedaviler içinde hangi şebeke bozuksa ilaca iyi yanıt vermediğiyle ilgili artık kafamızda bir bilgi var. O zaman ilaçla vakit kaybetmeden aslında TMS'nin doğrudan bu hastalar için birinci seçenek kullanılmasıyla ilgili de adım atıldı diyor. Tabii yani bir yandan da artık günümüzde
Big Data büyük veriyle çalışıldığı için farklı merkezler bir arada kendi datalarını birleştirebiliyorlar ve ortak bir hedefi paylaşan bu gruplar çok daha hızlı yol alabiliyorlar, algoritmalar geliştirebiliyorlar. Tedavi seçimine hassas tıp için, hassas tıp pratiğinde tedavi seçimini optimize edecek biyobelirteçler gelişiyor. Bu söz, hani biz hep hastayla müzakere yaparak tedavi seçimi yapalım diyorduk. Diyor ki tedavi seçimi artık bir müzakere değil, mevcut kanıtları göz önüne alarak en iyi seçenektir. Yani hasta için en iyi seçeneği mevcut kanıtlara göre belirleyiniz ve klasik söz, tek beden herkese uymuyor. Tedavide bütün karmaşıklığı göz önüne alan hassas yaklaşımın peşinde koşmak psikiyatrinin geleceğidir. Bu söylediklerim giriş bölümüydü, kitabın giriş bölümü. Sonrasında devrelerin ya da şebekelerin ya da ağların nöro görüntülemesi. Şimdi şeyler, hem tedavi, yani uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesi, hem alt tiplerin ayrılması, hem psikiyatri sınıflandırmasında nörobiyolojik bir anlayışı getirmek zorundayız diyor. Yani bu yavaş yavaş depresyonda başladı. Biz de grup olarak depresyon ve anksiyete bozukluğunda bu belirteçleri çalışıyoruz ama diğer bozukluklar içinde bu gelecektir ve daha kesin yollar sunuyor bize diyor. En çok kullandığımız çalışma fonksiyonel MR demiş ve insan beyninin büyük ölçekli nöral devrelerini ya da şebekelerini ya da ağlarını deniyoruz demiş. Ağ dediğimizde nedir? Çok sayıda birbirine bağlı nöronun beynin anatomik işlevsel bağlantısını oluşturduğu makro ölçek. Oğuz hocamızdan zaten sık sık bunu dinliyoruz. Şimdi diyor ki biz bu nöral devre disfonksiyonlarını depresyonda ve anksiyete bozukluğunda teşhis için kullanıyoruz ve bunun için 6 tane şebeke tanımladık diyor. 6 tane ağ tanımladık diyor. Bunların nöro görüntülemesine bakıyoruz diyor. Birisi default mod, varsayılan mod. İkincisi salience denilen göze çarpma, belirginlik, yani bir şey dikkatimizi çekmesi, olumlu ya da olumsuz bir şeyin dikkatimizi çekmesi. İki tane duygulanım şebekesi tanımlıyor. Olumsuz duygulanım, olumlu duygulanım. Dikkat şebekesi tanımlıyor ve bilişsel kontrol. Şimdi her bir hasta için bu altı şebekenin hani bu şeyler vardır ya, kişilikte Big Five falan, hangisi ne kadar belirgindir. Bunun gibi bir şey yapmışlar. Kendi şeylerinde, patentlerine aldıkları her birinde ne kadar bir bozukluk var. Ona göre her birindeki bozukluk oranına göre o kişiye, yani sadece depresyon ya da anksiyete bozukluğu demiyor. Buna göre farklı tipler tanımlıyor ve diyor ki işte bu tip eğer daha bozuksa bu tipte sertlerin daha iyidir. Bu tipte psikoterapi daha iyidir. Bu tipte işte, yani birbirinden farklı şeyler var. Bir iki örnek vermiş. Bunları söyleyeceğim. Yani genel olarak kitabın tamamı bunun üzerine. Burada kullandığı biyobelirteçler üzerine. Şimdi şeyler bu şekilde, şebekeler bu şekilde, default mode, reliance, negatif duygulanım, pozitif duygulanım, dikkat ve kognitif kontrol. Şurada belki daha iyi görünür ve buna göre kişiye özel haritalar çıkarıyor. Yani bu ağınız böyle, bu ağınız böyle, bu ağınızdaki bağlantısallık bu şekilde diyor. Hastanın eline çıkan raporlarda biraz daha... Şuradan hemen bir göstereyim. Hem klinik puanlamalarını yapmış. Yani genel sıkıntı, anhedoni, işte endişe, baş etme, sosyal baş etme, klinikten gelen puanları var. Bunun dışında şurada solda üstte gördüğümüz her bir şebekenin normaktif, hipoaktif ya da hiperaktif olmasını belirliyor. Buna göre bir puan çıkarıyor hastaya, bir profil çıkarıyor ve tedavisini bu profile göre seçiyor. Yaptıkları şey bu. Şimdi birazdan zaten konuştukça daha anlaşılır olacak. Şu şeyin kenarları çıkmamış ama genel olarak devrelerimiz bu. Devrelerin içindeki şeylere de bakacak olursak. Yani genel olarak insula, amigdala, anterior cingulat, dorsolateral prefrontal korteks, ödül mekanizmalarının olduğu şebekeler. Şimdi şebekeleri biraz tanıtıyor. Şöyle bir şey veriyor kendi elinde. Bunu da
Twitter sayfalarına girdim, orada yayınlamışlar bunu. Kendi web sayfalarında yoktu. Ama mesela ruminasyon, yani ruminasyon dediğimiz şey, belirti. Her depresyon hastasında olmuyor ruminasyon. Bazısında oluyor ya da kaygılı kaçınma, hepsinde olmuyor. Bunları da bu devrelere bağlamış. Ve tedaviyi seçerken de mesela diyor ki işte ventromedial çekirdekte eğer bir sorun varsa diyor, işte bunun için şöyle bir tedavi daha uygundur diye ismini koyduğu şeyler yapmış. Bu gerçi kitabın bu bölümünde bunlara çok detaylı girmemiş ama ileri bölümlere hep atıfta bulunmuş. Ve verdikleri şeylerde hiperkonektivite mi var, normal konektivite mi var, hipokonektivite mi var o ağda ve işte noktaların büyüklüğüne göre de aktivasyon, yani hem o alanın aktivasyonu hem şebekenin kendi içindeki konektivitesine bakan bir anlayışları var genel olarak. Onun için tabii bazı belirtiler, yani dikkat kaybı, kognitif becerinin azalması, context insensitivity dediğimiz, yani duruma göre duygusal tepki verme ya da yani durumdan bağımsız hep negatif, hep sinirli duygusal tepki verme gibi, tehditleri algılama, tehditlere verdiği tepki, işte negatif bias gibi belirti kümeleri üzerine odaklanıyor. Şebekelere kısaca bakarsak, burada bahseden 6 şebekeye varsayılan mod, yani default mod devresi, anteromedial prefrontal korteks, posterior cingulat, angular gyrus arasında ve resting state, yani istirahat halinde değerlendiriyor. Aslında diyor ki default mod bozuk çalışıyorsa, eğer burada yani hipoaktivasyon ya da bağlantısallıkta bir bozulma varsa daha çok ruminasyon yaratır bu diyor. Ve kendini suçlama, kendine yönelik durumdan bağımsız öz referans süreçlerini daha çok yaratır bu diyor. Fakat yani farklı çalışmaları da atıfta bulunmuş. Depresyonun farklı alt türlerinde hem aşırı bağlantısallık default modda hem de az bağlantısallık, hipobalansallık belirten gruplar var. Demek ki diyor depresyonun hepsi aynı değil. Yani sizin default modu nörolojik olarak, nörofizyolojik olarak çalışması hiperaktif olanla hipoaktif olan aynı tedavinin işe yaraması çok normal. Çünkü bu ikisini aslında biz depresyon torbasına ikisini de atsak da, ikisini antidepresan versek de bu iki grup birbirinden farklı, beyin şeyleri farklı, beyin fonksiyonları farklı diyor. Belirginlik ağı ya da işte göze çarpma ağı, insula, ön singular, anterior singular, amigdalayı kapsıyor. Hem içsel değişiklikleri tarayıp fark ediyor, hem dışsal değişiklikleri tarayıp fark ediyor. Ve eğer bu severance ağında hipobağlantısallık varsa, yani azalmış bağlantısallık ya da hipoaktivasyon varsa, daha büyük semptom şiddeti vardır. Özellikle diyor daha fazla kaçınır bunlar. Kaygılı kaçınması daha fazladır. Genel kaygı düzeyi yüksektir diyor. Bir yandan mesela majör depresif bozuklukta üzüntü, iğrenme gibi duygular bu devrenin, belirginlik devresinin hiperaktivitesiyle ilgili. Yani huylanıyor ve iğreniyor. O zaman mesela böyle bir depresyonu varsa bu devreyi sizin azaltmanız lazım, yavaşlatmanız lazım. Yok, eğer genel kaygı ve endişeli kaçınması fazlaysa o zaman bu devreyi biraz daha belki hızlandırmanız lazım diyor. Yine yaygın anksiyete bozukluğunda da öfke ve korku tıpkı üzüntü ve iğrenme gibi insülinin hiperreaktivitesiyle ilişkili. Duygu durum uyumlu, negatif uyaranlara aşırı tepki verme, bunları aşırı belirgin halde görüp aşırı tepki verme ile ilişkili olduğu. Tabii kendi modellerinde hem klinik ölçeklerde sorduğu sorularla bu ağın nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Hem de nöro görüntülemeden ağın aktivitesini, yani fMRI sonuçlarından ağın aktivitesini anlamaya çalışıyor. Bunun dışında pozitif ve negatif duygulanım devreleri var. Bunlar da potansiyel tehditlerde olumsuz olaya ya da ödüle işaret eden uyaranlar bunları aktif hale getiriyor. Yani bir uyaran ya da olumsuz bir uyaran ya da ödül karşısında pozitif ve negatif devrenin ne kadar aktif olduğuna bakıyor. Negatif devre amigdala, ventral ve dorsal medial profrontal alanlar, anterior cingulat, medial kortikal bölgeler, bunların arasındaki bağlantılar. Amigdala tabii bizim çok şey, hani daha aşina olduğumuz bir
beyin alanı. Bunun hiperaktivitesi, hiperreaktivitesi de aslında tehdit ve üzücü uyaranlara cevaben oluşan depresif bozukluklar, yani tehdit ve üzücü uyaranı takiben ortaya çıkan, tetiklenen depresif bozukluklar, yaygın anksiyete, sosyal fobi ve panik bozukluğunda amigdalanın hiperreaktivitesi ortaya çıkıyor. Yani bu olumsuz olaya negatif duygulanım devresinin aşırı cevap vermesiyle ilişkili bozukluklar. Pozitif duygulanım devresi de biraz daha ödül mekanizmaları, yani mutlu yüzler, olumlu uyaranlar. Depresyonda biliyoruz sıklıkla olumsuz uyaranları daha fazla fark edip olumlu uyaranları çok fark etmeme gibi. Depresyonun başında bir aktivite yokken depresyon iyileştikten sonra bu mutlu yüzlere, ödüllere bu alanın daha fazla aktive olduğu tedavi öncesi döneme göre bunlar nörobiyolojik olarak gösterilmiş. Keza ödül devresinin ya da pozitif duygulanım devresinin hipoaktivitesi depresyonda anhedoni ile ilişkili bulunmuş. Ventral striatumun hipoaktivasyonuyla ilişkili bulunmuş bu devre. Dikkat ve bilişsel kontrol devreleri çok fazla girmemiş bu bölümde. Fakat frontoparietal dikkat devresinin hipoaktivasyonu depresyonda dikkatsizliği fazla olan, dikkat kaybı fazla olan, eşlik eden bilişsel belirtileri fazla olan depresyonlarda sık gördüğümüz bir şeydir diyor. Keza depresyonda ve bazı ansiyete bozukluklarında bilişsel görevler sırasında fonksiyonel MR çekildiğinde dorsolateral prefrontal korteks ve anterior cingulate korteks yeterince aktive olamaz diyor. Yani bilişsel belirtiler bu devreyle ilişkilidir diyor. Böylece bu aşağıdaki kişilerin biz hepsini depresyon çuvalına atsak da, hepsine aynı etiketi yapıştırsak da baktığınızda işte umutsuzluk, kognisyon zayıflığı, işte uyku bozukluğu, suçluk, bunların her biri birbirinden farklı ve beyin çalışmaları birbirinden farklı. Bir yandan da sadece şimdi beyin çalışmasının farklı olması değil, araştırmalar erken yaşta çocukluk çağından itibaren strese maruz kalmanın bu devreleri nasıl bozduğuyla ilişkili de bazı kanıtlar gösteriyor. Eğer biz hassas tıp ve hassas tıp çalışmalarını arttırır, hem kohort çalışmaları hem hayvan deneyleri bunlardan gerekli ipuçlarını bir araya getirirsek hem psikiyatrik bozuklukların kökenini, heterojenitesini daha iyi açıklarız, hem ilaçları daha etkili kullanırız, hem de yeni ilaçlar geliştirebiliriz, yeni tedaviler geliştiririz. Bunun için bu biyotipleri önemsememiz lazım diyor genel olarak. Şimdi depresyon anksiyete bozukluklarında bu nöral devre disfonksiyonunu nasıl tedavi planına dahil edelim? Yani bir tedavi planı var, bir de burada laboratuvarda görüntüleme çalışmaları var. Bunun için iSpot-D çalışmasından bahsediyor. Diyor ki International Study to Predict Optimal Treatment for Depression açılımı. Aslında diyor mesela burada gösterilen şey diyor ileriki bölümlerde daha bahsedeceğiz bunun detaylarından depresyonda filan ama diyor ilk kullandığınız ilk seçim ilk sıra antidepresanı yanıt gösterilmiş ki sağlam default modu olanlarda var. Tedavi direnci bu çalışmada tedavi direnci depresyonda tedavi direnci olan kişilerde gösterilen şey de frontal hipokonektivitesi var bunların diyor. O zaman yani siz frontal hipokonektiviteyi baştan saplarsanız o zaman o ilk sıra antidepresanı geçin. O iyi gelmeme olasılığı yüksek ya da önereceğimiz kanıta dayalı bazı antidepresanları seçin diyor. Negatif uyaranlara, tehdide karşı amigdala hiporeaktivitesi varsa yani paniğe kapılmıyor, negatif uyaran tehdit var, daha sakin gidiyor, hiperaktif hale gelmiyor. O zaman SSRI bu iyi yanıt verir diyor. Eğer amigdala hiperreaktivitesi varsa, normal reaktif değil, aşırı reaktifse bu da venlafaksine kötü yanıtla ilişkilidir diyor. Yani o zaman mesela şeyler, ne yapacağız hiperreaktivite varsa yani hiporeaktivite olan da SSRI etkili, hiperreaktivite olan da venlafaksin kötü, hiperreaktivite olan da ne iyi belki ilerleyen bölümlerde söyleyecektir ona ama yani zaten tedaviye dirençli bir grup ortaya çıkmış oluyor. Bilişsel kontrol devresi demin bahsettiğimiz eğer
sağlam bir bacasal kontrol devresinin sağlam bir aktivasyonu ve bağlantısallığı varsa bu da SSRI'lere yanıt. Yani aslında genel olarak söylediği şeyde iyiyse, devreler iyiyse SSRI'ye yanıt veriyor. Ama bizim işte %33 gibi bir kısım şeylere, SSRI'lere başta yanıt vermiyor, tedavi direnç gösteriyor. Demek ki bu grubun bağlantısallığının bozuk olduğunu tahmin edebiliriz. Görev tepkilerinin bilişsel inhibisyonu nedir? Görev tepkisinin bilişsel inhibisyonu go no go testidir. Yani go 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 no go dediğinizde durabilmesi lazım. Bunu fonksiyonel MR'da yapıyorsanız siz fonksiyonel bağlantısallığı görüyorsunuz. Burada venlafaksin ve sertralin iyi yanıt verenleri ayırıyor birbirinden diyor. Yani buna iyi yanıt verenler sertraline daha iyi yanıt veriyor diyor. Venlafaksin için çok detayını vermemiş ama hani fonksiyonel balansı iyi ise venlafaksinden çok fayda görmüyor. Sertralinden daha iyi fayda görüyor bu kişiler diyor, kognitif olarak iyi ise. Keza erken dönem, yani çocukluk çağı travmaları, erken dönem yaşam stresi bildiğimiz bir şey, zayıf antidepresan cevabını belirliyor. Burada bahsetmiyor ama serotonin transporter genlerinde bir şeyle ilişkili, değişiklikle ilişkili olduğunu biliyoruz. Fakat aynı kişiler, yani erken yaşam stresine maruz kalan kişilerde tedavi öncesinde negatif duygulanım devresinde de bir disfonksiyon bulunuyor. Ve aslında bu ikisini bir arada kullanırsanız siz cevap vermeyenleri çok daha tutarlı ve doğru biçimde en baştan anlayabilirsiniz demiş. Default modda hipokonnektivite varsa, yani antidepresana iyi yanıt vermedik, o zaman diyor TMS kullanın bunlarda. TMS'ye iyi yanıtla ilişkili çünkü bunlar diyor. Yani normal konnektivitesi olanlara göre hipokonnektivitesi olanlar TMS'ye daha iyi yanıt veriyor. Doğrudan orayı hedeflerseniz diyor. Bir yandan pozitif duygulanım devresinin hipokonnektivitesi, hipo bağlantısallığı, yani bağlantısallığındaki azalma, ilaç tedavileri olumsuz yanıt ama TMS için de iyi cevap belirteci diyor. Yani ilaçlar birikimi dururken TMS onlara işe yaramayanlarda sadece tedavi direncini kırmakla iyi değil, onlar için zaten kendi başına daha iyi ilaca göre. Bir yandan da pozitif devre, yani etki devresi yazmışım buraya, duygulanım, pozitif duygulanım devresi de TMS'ye yanıt verenlerin tanımlanmasında umut verici demiş. Hızlandırılmış bir TMS'den bahsediyor, yani bir hafta içinde, ama detayını vermemiş açıkçası. Ben de araştırma şeylerini bulamadım, yani o grubun araştırmalarını baktım, hızlandırılmış TMS derken kaç defa yapıyor haftada onu bulamadım, ama hani bir haftada bile tedavi edilmiş depresyonda belirgin düzelme sağlanabilir şeklinde bir belirtileri var. Default mod bozuksa, bunu saptayabiliyorsanız TMS belki de ilk tercih olmalı. Bunun dışında tabii sadece klinik olarak hastalıkların tedavisinde değil, sizin farmakoterapileri hızlı biçimde test etme. Yani bu hasta biz ne yapıyoruz? Veriyoruz değil mi ilaçları? Bekliyoruz işte 6 hafta depresyon oranlarında ne kadar iyileşme var, ne kadar remisyon var, bunları görüyoruz. Takipte ne oluyor? Araştırmalarda bunu yapıyoruz. Bunu yapmak yerine siz çok daha hızlı biçimde tedavi öncesi fonksiyonel MR'ları çekebilirsiniz, farmakoterapiyi verirsiniz, alternatif farmakoterapiyi, ve bunda bir düzelme oluyor mu, buna bakarsınız. Eğer burada bir hızlı bir değişiklik, düzelme saptıyorsa, o zaman sizin belki de bu ilacın geliştirilmesi için bu kadar uzun beklemenize gerek yok. En azından yani yüzlerce ilaç, ada ilaç ortaya çıkıyor. Bunların önemli bir kısmını eleyebilirsiniz diyor. Hızlı biçimde test edebilirsiniz kişiler için, ya da test doz ilaç verip hangi hastaya iyi geleceğini anlayabilirsiniz diyor. Buna bir örnek vermiş. Mesela anhedoninin düzelmesini bekliyorsunuz. Ama siz bunu anhedoninin klinik olarak düzelmesi yerine ödül devresi disfonksiyonunun düzelmesi şeklinde bakabilirsiniz. O zaman daha az cevap alabilirsiniz. Keza diyor, böyle bir çalışmada kappa opioid reseptör antagonisti ödül devresi disfonksiyonunu hızlı düzelttiği saptandı. Anhedoniyi modüle etmek için umut verici ve ilacın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Klinik için iyi bir aday olarak hızlı biçimde ortaya çıktı diyor. İki tane olgudan bahsetmiş kısaca. Birisi 50 yaşında bir erkek mühendis, tekrarlayan depresif bozukluğu var. Terfi almış, son dönemde stresi artmış ve ondan sonra çalışmaya devam edememiş.
6 tedavi denemesi var. 5 tane SSRI kullanılmış, etkisiz, elektrokonvulsi EKT tedavisi başarısız olmuş. Kliniğinde belirgin olan şey anhedoni ve umutsuzluk. Görüntülemesine baktığı zaman mutlu yüzleri tanımada, yani pozitif duygunun devresini harekete geçirmede hipoaktivite var, yavaş reaksiyon var. Araştırmalar bu mutlu duyguları tanımlamak, yüz ifadesini tanımlamak için sürenin uzalmasının anhedoni ile ilişkili olduğunu gösteren klinik çalışmalar var. Biz bunu az önce bahsettiğimiz türden bir biyotip profil yaparsak, o zaman ödül devresinde işlev bozukluğunun ön planda olduğu, yani pozitif duygulanım devresinin hipoaktif olduğu bir biyotipe koyarız. Ve anhedonisi olan hastalarda bu bizim bahsettiğimiz biyotipte önemli olan ödül devresinin bir parçası olan ventral striatumun hipoaktif olduğu da bulunmuş. Yani bir grup diyor ki anhedoninde ventral striatum hipoaktiftir, bir grup da diyor ki ödül devresiyle ilişkidir ventral striatum. O zaman bu ikisini bir araya getirelim. Bir başka araştırma da diyor ki dopamin, seçici dopamin reseptör, D3 reseptör agonisti promipexol ventral striatumda aktivasyonu arttırır. O zaman bu adamın anhedonisi için promipexol acaba işe yarar mı? Bütün kanıtları bir araya getirdiniz. Aslında promipexol denenmiş ve 4 hafta için anhedonisi düzelmiş ve 16 haftalık takip süresi boyunca da iyi. Yani bizim depresyonda pek kullandığımız bir şey değil promipexol, ama bu yaklaşımla bunu kullanabilirsiniz diyor. İkinci olgu, üniversite 1. sınıf öğrencisi, kadın, majör depresif bozukluk tanısı almış, birden fazla SSRI'ye yanıt vermemiş ve ilaç da kullanmak istemiyorum diyor. Fayda etmiyor diyor ve geçmişinde intihar girişimi var. Psikiyatrik hastaneye yatıyor, öyküsü var. Ana klinik belirtileri ansiyete, ruminasyon, kendini suçlama, uyku bozukluğu. Şimdi şeyler demin bahsetmiştik, yani ruminasyon default mod, varsayılan mod ayarındaki bir bozuklukla ilişkili olabilir. Bir yandan da görüntülemede antidepresanlara zayıf yanıt veren default mod bozulmasını bu hastada göstermiş. Daha önceki araştırmalar default mod bozulmasının antidepresanlara zayıf yanıt ama TMS'ye iyi yanıtla ilişkili olduğunu söylemişti. Onun için bu hastaya TMS başlanmış. Detayı verilmemiş ne başlandığı ve TMS ile bir hafta içinde remisyon, depresyonda bir hafta içinde hızlı bir remisyon olmuş ve 10 aylık takipte de bu remisyonu iyi gidiyordu diyor. Biz de kendi klinik pratiğimizde biliyoruz değil mi? Bazı hastalar 4. 5. TMU'da çok iyiyim diyor. Hakikaten iyi gidiyor. Ama her zaman o kadar şanslı olmuyoruz. Ama muhtemelen bunlar default mod bozukluğu, hipoaktivitesi olan hastalar, hızlı bir düzelme oluyor onlarda. Stanford tıp bir hassas psikiyatri konsültasyon kliniği kurmuş. Konsültasyon, yani tedavi eden olgular buraya konsültasyona gönderiliyor ve biyolojik alt tipleri dikkate alarak, demin de gösterdiğim, birazdan tekrar açacağım, tetkiklerin yapılmasıyla multimodal bir değerlendirme sunuyor. Hem semptomları değerlendiriyor, hem nörokognisyonu değerlendiriyor. Aslında nörokognisyon dediğimiz go no go testi yapıyor. Şeyde görebildiğim, benim Google patent sayfasında görebildiğim, ne yaptıklarım çok detay vermiyor bu bölümde. Farmakogenetik varyantlara bakıyor. İstirahat ve görev tabanlı fMRI yapıyor ve kan bazlı bazı belirteçler uyguluyor. Böyle bir batarya, bunun sonunda detaylı bir rapor veriyor. Hem hastaya veriyor, hem nasıl bir tedavi. Bizim aslında hastanede farmakogenetikte yaptığımız şeyi böyle bir batarya için yapmış ve konsült eden hekime de genel tedavi önerilerini gönderiyor. İsmi Discovery Clinic. The Stanford Center for Precision Mental Health and Wellness and Stanford Translational Precision Mental Health Clinic. Böyle bir yer açmışlar ve web sayfalarına baktım ben, şöyle bir şey söylüyor. Umudumuz bu deneysel yaklaşımla akıl sağlığı tedavisinde mevcut deneme yanılma yaklaşımımızın bir sonucu olan muazzam acıların bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilmek. Yani böyle bir şey diyor. Yani deneme yanılma yöntemi değil, kişiye özel. Aslında bölüm bitti. Google patent sayfasında ne yapmışlar diye kişinin adıyla aradığımda çıkan sayfa bu. Patentini almışlar. Bu 6 şebekeye göre yaptıkları biyotiplemenin patentini almışlar. Mesela bu şeyin içinde, bu patent sayfasından yine kognitif belirtileri bakıyor. İşte reaksiyon zamanı ne kadar, sürekli performansı ne kadar. İşte bir sırada eğer iki kere aynı harf varsa, işte continuous performance'da bir sıra peş peşe iki kere aynı harf geliyorsa düğmeye basması gerekiyor. Bu nedir? Distrak, yani çeldiricilere dirençle ilişkili bir test bu demiş ve odaklanma, dikkatini koruyabilme.
Bir yandan da işte yani genel olarak bildiğimiz reaksiyon zamanı ölçen testleri var. Hafızayla ilişkili çeşitli testleri var. İşleyen bellekte, working memory ile ilgili digit span, yani şeyleri sayabilme, rakam kaç rakam sayabiliyor ileriye doğru giderek artıyor. Bununla ilgili bir şey var. Bunun dışında genel klinik değerlendirmesinde işte puan veriyor. Anksiyete, depresyon, stres, genel olarak da işte kullandığı ölçekler var. Burada DAS kullanıyor ya da COP kullanıyor. Bununla ilgili klinik değerlendirme ölçekleri var. Bunun dışında nöro görüntüleme kısmında işte mutlu yüzlere ne kadar ifade verdi, negatif yüzlere ne kadar ifade verdi, bununla ilgili bir şey yapıyor ve en sonunda böyle bir şey çıkarıyor hasta için. Sizin durumunuz budur, budur, işte bu puanlarınız budur, bu puanlarınız budur şeklinde bir şey çıkarıyor. Çıkan şey de aslında sonuçlar da bunun gibi. Yani hangi alanda mesela default mu, hangi mesela bu hastanın default modu hiperaktif gibi görünüyor. Ya yani daha doğrusu belki hipoaktiftir, çok emin değilim ondan. Ama mesela silence modu, yani belirginlik modu bazı görevlerde daha düşük. Bu şekilde şeyleri veriyor. Özür dilerim, bunlar şey anhedoni. Anhedoni de ödül çok düşük mesela, dikkat, kognitif kontrol, diğerleri orta düzeyde, bir sıkıntı yok. Ama mesela kognitif diskontrolde kognitif kontrol düşük. İşte dikkat biraz daha normale göre biraz daha artmış gibi ama kognitif kontrol kısmı düşük. İşte bunların yani tanımladığı 6 tane tipin kendi 6 ağına göre, şebekesine göre görünümlerini koymuş burada, nasıl ifade ettiğiyle ilişkili. Tedavi seçeneklerini de şöyle söylüyor, yani default mod, bunu güçlendirmek için işte mindfulness, işte TMS, default modda eğer bir aktivite azalması varsa, ve yani biraz daha psikoterapi ağırlıklı gidebilirsiniz diyor. SSRI'lar ve derin beyin uyarımı, belirgenlik, silence modu eğer bozuksa, negatif afekt modu bozuksa BDT daha etkilidir demiş. Eğer pozitif afekt modu bozuksa o zaman dopamin, noradrenalin, reuptake inhibitörleri kullanmak. Dikkat modu bozuksa işte dikkat eğitimi, stimülanlar kullanmak. Eğer kognitif diskontrol daha fazlaysa yine kognitif eğitim ve TMS biraz daha etkilidir gibi kişiye özel bazı şeyler söylüyoruz demiş. Bir Twitter sayfaları var. Çok şey aktif değil ama hani güzel araştırma raporları var orada. Daha doğrusu sayfa aktifse çok takipçisi yok. Onun da adresi burada. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu bölümle ilgili. Ben hocam, teşekkürler. Gökben, eline sağlık. Çok güzel oldu. Ben teşekkür ederim hocalarım. Katkılarınız için sağ olun. Tamam.